Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine enerji sektöründen HUN yenilenebilir enerji, yani HUNER'e bakacağız. Neden HUNER diye sorarsanız sizlerin talebi vardı yorumlarda gözüme çarpan, o sebepten dolayı. Analize geçmeden önce de arkadaşlar sizler için açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Bu YouTube'daki bu videomuzun açıklamalar kısmındaki Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp indirip üye olduktan sonra Midas Yatırım üstünde elinizde var olan hisse senetlerinin hedef fiyatları analistler tarafından hesaplanmış hedef fiyatlarını görebileceksiniz ve birçok model portföye bedava bir şekilde erişebileceksiniz. Hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsalarına tek bir uygulama üstünden minimum komisyon bedeliyle yatırım yapabileceksiniz. Hepsi nerede? Midas'ta. Midas nerede? Açıklamalar kısmındaki Midas Yatırım linkinde. Haydi gelin başlayalım. Evet, Midas'a baktığımız vakit arkadaşlar, Midas diyorum, HUNER'e baktığımız vakit arkadaşlar, halka çıkık oranı %22'ymiş, %32'lere çıktı. Enerji sektörü Yıldız Pazar'da işlem görmekte. Cari oran 0.69'muş, 0.26'ya kadar geri gelmiş. Cari oranı ciddi şekilde düşmüş, buraları düzeltmesi lazım. Likit oran 0.65'ten 0.21 düşük. Nakit oran 25'ten 7'lere kadar gelmiş. Cebinde nakit var mı? Var ama düşmüş mü? Düşmüş. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 11-12'lerden 4.5'lara doğru bir düşüş yaşamış. Brüt esas faaliyet kar marjı yani 0 yani %1'miş diyelim. Şu anda %12. Güzel. Esas faaliyet kar marjı eksiymiş. Şu an artıya geçmiş. Net kar marjı tarafına bakarsak çok dağınık veri gelmiş. Yani bu nasıl böyle yapmışlar bunu? Neyse. Net kar marjı şu an için ekside. Şirketin öz sermaye karlılığı geçen yıl %27 büyüyorken bu sene %10 büyüyerek yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. Maliyet oranları 360'lardan 110'lara düşmüş ama ciddi şekilde yine maliyet oranı var. Birazdan bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılığına değineceğiz arkadaşlar. ROIC oranına bakarsak 1.34'müş. Şu an için 3.91 yani 4 diyelim. ROIC'i artırması pozitiftir, bilginiz olsun. İnelim. Aktif devir hızına bir bakalım şirketin şöyle. Aktif devir hızı 0.06'ymış. 0.14'e çıkmış. Artması pozitif midir? Evet, pozitiftir. Stok devir hızı çok önemli değil enerji firmalarında, bilginiz olsun. Baktığımız vakit şirkete gelen baskıyı buradan anlayabiliriz. Net satışlar her çeyrek düzenli bir şekilde artıyorken net esas faaliyet karı da artmış. Ama asıl nokta şurası. Net dönem karı. Bakın. Satışlar artıyor ama net dönem karında düşüş var. Aldatmasın. Amortismanların satışları maliyetin oranı 56'ymış, 49'a düşmüş. Yani düşüş var ama yine de yüksek yani. Bunun ciddi manada düşmesi lazım. Yabancı para varlıklar yükümlülükler tarafında varlıkları yükümlülüklerin üstünde pozitif. Yabancı para net pozisyonu artı da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Toplam borç kaynak oranına bakarsak %56'ymış. Şu an için %53'lerde. Düşürmesi pozitif midir? Pozitiftir. HUNER'in bir yatırımı var mı diye baktığımızda yatırımlarında %26'lık bir artış söz konusu. Bulunduğu sektöre göre şöyle bir bakalım HUNER'e. Enerji sektörü fiyat kazanç oranı 20, HUNER 26. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 6, HUNER 3, 2.5 diyelim. FDFAÖK tarafında sektör 24, HUNER 19. 3 rasyonun ikisinde ucuz, birinde pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Net satışları 201 milyondan 494 milyona çıkmış. Piotrowski F-Score 6, orta iyi seviyesinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. FESWEB Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de FinTables tarafından bakalım. Asıl nokta burası. Satışlar %60 artıyorken HUNER net dönem karı -9.5 milyon zarar gelmiş. Yatırıma harcamıştır diye düşünüyorum. Şuradan biz bir şeyi de açalım bir. Çeyreklik gelir tablosuna da bir bakalım. Asıl baskıyı o taraf getirmiş. Baktığımızda satış geliri 92 milyon. Brüt kar 11 milyon. Genel yönetim gideri, diğer faaliyet giderlerin faaliyet kar zararı 11 milyon kaldı. Tamam. Faaliyet geliri gideri FAVÖK 12 milyon. Evet, burası. Finansal giderler tarafında ciddi eksi yazmış. Burası baskı. Finansal giderlerden zararı yazmış. Görüntü onu gösteriyor. Finansal giderlerden yazmış arkadaşlar. Kur zararı olabilir veya bir kredi çekti, döviz bazlı
TL'yi de o ara, yani oradan zarar yazmış olabilir. Finansal giderden zarar yazdığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Karlılık 6'da 2 gelmiş. Büyüme 6'da 1, borçluluk 6'da 0. 5 üzerinden 2 olan bir karne geldiğini söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı ne durumda? Yabancı yatırımcı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık satmış. Ocak'ta bir almış. Sonra Şubat'ta, Mart'ta yine satmış. Nisan, Mayıs'ta alıcılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi dibinden alıcılı olursun yani. Bunu bu tarafa bakmaya gerek yok, zaten söyledik. Nasıl bilanço açıklamış demeden önce bir de adil değerine bakalım. Adil değer 7.83 olarak görünüyor. 6 ile 10 lira aralığında spread yapabilir diyor. 10 lira kadar gelebilir be. Ortalaması 7.83-8 diyor. Nasıl bilanço açıklamış? Pek iyi bir bilanço açıklamamış. Nötr bilanço demek istiyorum. Kötü bilanço çok demeye gönlüm hiçbir şeyde el vermiyor hiçbir şirkette. Nötr bilanço açıklamış. Orta uzun vade, yani enerji sektörü, yenilenebilir enerji gündemde olacak. Huner de bilançoyu düzeltir düzeltmez oradaki eksi kar artıya döndüğü vakit ciddi potansiyel barındırıyor. Ama sabır istediğini söyleyebiliriz. Temel taraf bu şekildeydi. Gelin bir de tekniğe bakalım. Teknik tarafa baktığımızda Huner yaklaşık 16 lira zirvesinden 5 liraya kadar düşmüş. Burada milletin anasını ağlatmış desek yeridir. Şu an için kısada pozitifte midir? Evet, pozitiftedir. Yani 8.30, 8.20 lira kadar tepki alması normal midir? Normaldir. Şu an için kısa vade kendini pozitife çevirmiş. Kısa ortada da pozitife çevirmeye çalışıyor. Aşağıda destek 6.70 seviyeleri çok iyi bir destek. 6.50-6.70 aralığı çok güzel bir destek seviyesi. Bilginiz olsun. Fibo tarafında merak edenler varsa 5.33 ile 8 arasında git geldi. Fibo 8 seviyesi, aynı zamanda 8.30, 8.20 demiştik. 8.20'lerde şu an için direnç olarak karşımızda. Kırdığı vakit 9.60, 11 şeklinde önünde dirençler bulunuyor. Şu an temel taraf pek iyi durmuyor. Teknik tarafta ise artık dibinden biraz, yani bu da bu kadar olmaz gibisinden ya düşünülerek 5'li seviyelerden 8'lere kadar, 8.20'lere kadar bir hareket normal. 8.20'nin üstünde tutulması ayrı bir dünya olur. Bilginiz olsun. Şöyle bir de o ağırlıklı ortalama, onda da bir sıkıntı yok. Dediğim gibi dostlar, 6.70 seviyeleri, 6.50-6.70 aralığı çok güzel destek. 8.20'nin üstü de ayrı bir hüner gösterir bizlere, ama şu an için bu temelle bu şey çok 8.20'lerin üstü uyuşmayabilir. Daha güçlü bir temel taraf gerekmekte. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.